Sevgili dostlarım, yaklaşık bundan birkaç gün önce Shiba %15 ve %16'lık bir yükseliş yapmıştı. Hemen arkasında ne oldu? Shiba tekrar %10'luk bir düşüş yaptı. Kripto para piyasası gelgitlerden oluşan bir piyasadır. Şimdi yatırım yapmış olduğunuz bir kripto para birimi %15, %20 ya da %30 bir rally yaptığı zaman ya da %40 kar getirdiği zaman her şey güllük gülistanlık güzel oluyor, değil mi? Şurada az bir şey %5 veya %10 düşüş yaptığı zaman şöyle genel olarak baktığım zaman ortalığı veryansın yapan yatırımcılar var. Bakın sevgili dostlarım, eğer bunları kaldıramıyorsanız lütfen bu işe girmeyin. Çünkü kripto para piyasası müthiş derecede riskli bir iştir. Yani bu dolar gibi, euro gibi, altın gibi gün içerisinde böyle adım adım ilerlemez. Bir dakika içerisinde binlerce dolar düşebilir. 10 saniye içerisinde yüzlerce dolar değer kazandıracak şekilde yükselebilir. Bunları göz önünde bakarak lütfen hareket edin. Şimdi çoğu yatırımcı Shiba'nın artık yükselmesini bekliyor. Tamam, bu konuda hemfikiriz. Ben de düşünüyorum ama kalkıp da Shiba'yı kötüleyemem. Çünkü Shiba'nın zaten sürekli düşen bir kripto para birimi olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ve beklemeyi de çok iyi biliyorum. Gerekiyorsa Shiba 5 sene sonra 0.0010 cent olsun veya ne bileyim 0.01 cent olsun, ben 5 sene 6 sene daha beklerim. Eğer beklemeyi biliyorsan, sabrın gerçekten güzelse özellikle Shiba'dan çok güzel kar elde edebilirsin. Ama beklemesini sevmiyorsan buna hiçbir şey yapamam. Özellikle ve özellikle Shiba beklenmesi gereken bir kripto para birimidir. Ne bileyim, Bitcoin alırsın, Ethereum, Solana veya Cardano, Ada, Polygon, Mana gibi kripto para birimlerine yatırım yaparsın. Bunlar sana 3 günde kazandırıyorsa 1 günde kaybettirir. 10 günde kazandırıyorsa 2 günde kaybettirir. Veya 10 günde kaybettiriyorsa 5 günde kazandırır. Ama Shiba öyle değil. Shiba sürekli düşüyor, sürekli düşüyor, sürekli düşüyor. Bunu göze alamıyorsan, yani beklemeyi sevmiyorsan diğer kripto para birimlerine yönelebilirsin veya kaldıraçlı işlem yapabilirsin veya alsat yapabilirsin veya kısa vadeli coinleri araştırarak yatırımlarını gerçekleştirebilirsin. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben sizlere bu videoda düşüncelerimi, Shiba'nın sonunda neler olacağını söylemek için böyle bir video yapma gereği duydum. Yani şahsi fikrimi soracak olursanız Shiba hiç kuşkusuz, bakın hiç kuşkusuz çok güzel paralar kazandıracak. Özellikle Temmuz ayını atlattıktan sonra Ağustos'ta biraz hareketlenme yapıp Ağustos Eylül gibi falan, hani öyle aman aman olmasa bile güzel kar getirecek. Özellikle yıl sonu ve 2023 yılında Shiba çok güzel kazanç sağlayacak. Ben buna inanıyorum sevgili dostlarım. Siz de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.